Egzersiz günlükleri tabloma geri döndüm ve kayıtlara birkaç satır daha ekledim. Şimdi her bu kayıtları sadece bisiklet kayıtlarımı gösterecek şekilde filtrelemek isteseydim, sadece wear type eşittir biking diyebilirdim. Çok basit. Dışarısı güneşli olmaya başladı. Bu yüzden aslında bulmak istediğim şey sadece bisiklet sürmek değil, tüm açık hava aktiviteleri. Bunu yapmak için önceden öğrendiğimiz or operatörünü kullanabilirim. Böylece farklı açık hava türlerinin her birine bakabilirim. Type eşittir yürüyüş veya ağaca tırmanma ya da kürek çekme diyebiliriz. Evet, yazmak uzun sürdü ama olsun. Ne yazık ki evimde henüz bir dağ, ağaç ya da göl yok. Bu yüzden bunların hepsi açık hava etkinlikleri. Pekala, işe yaradı. Ancak aslında bu sorguyu yapmanın daha basit bir yolu var. Ve bu da in operatörünü kullanmaktır. In operatörü, belirli bir değerin bir değerler listesi içinde olup olmadığını kontrol eder. Hemen göstereyim, bu sorguyu alalım ve yapıştıralım ve sonra bu eşittir işaretini in ile değiştirelim. Ve bir parantez koyalım. Sonra bu dizelerin her birini or veya eşittir yazmak yerine virgülle ayıracağım. İşte, beklediğimiz gibi aynı sonuçlar ancak bu sorgunun okunması daha kolay ve biraz daha kısa. Yalnızca kapalı yerdeki etkinlikleri görmek istiyorsak ters sorguyu da kolayca yapabiliriz. Not in yazıyorum. Evet, sadece dans çıktı. Tamam, madem kışın dans ederim. Açık hava aktivitelerimize geri dönelim. In ile yapabileceğimiz biraz daha ilginç bir şey göstereceğim. İlk olarak başka bir tabloya ihtiyacım olacak. Burada doktor tarafından önerilen aktiviteler olsun. Bunun için bir SQL yapıştıracağım. Bakalım nerede varmış? Burada. Burada doktor tarafından önerilen aktiviteler tablosu oluşturduk. Aktivite türü ve doktorun bunu neden önerdiğini gösteren sebep de var. Peki ya doktor tarafından tavsiye edilen aktivitelere karşılık gelen tüm egzersiz kayıtlarımı görmek istersem? Öncelikle doktor tarafından önerilen bu aktivitelerin neler olduğunu görmek isteyebilirim. Doktorun favorilerinden türleri seç diyorum. Tamam, bisiklet ve yürüyüş. Bu sorguyu alıp değiştirebilir ve sadece bisiklete binme ve yürüyüş olarak kısaltabilirim. Ancak doktorun en sevdiği tablolar değişirse, örneğin yeni bir satır eklenmiş veya bir satır silinmiştir, o zaman bu sorgu güncel olmayacaktır. Benim istediğim bu sorgunun her zaman buradaki tabloda olanlarla uyumlu ve güncel olması. Yani yapabileceğim şey, in operatörünü doğrudan bir SQL sorgusunun, bir select sorgusunun sonuçlarıyla kullanmaktır. Ve bunu yapmak aslında çok basit. Parantez içindekileri daha önce yaptığımız sorgu ile değiştireceğim. İşte müthiş oldu. Bu iç sorguya alt sorgu diyoruz. Bu dış sorgunun içinde yaptığımız sorgudur. Bu sorgu her zaman o anda doktorun tablosunda ne varsa ona göre seçim yapar, yani güncel kalır. Ve bu oldukça basit bir alt sorgu. Ancak normalde gerçekten karmaşık olabilir. Şimdiye kadar öğrendiğimiz sorgulardan herhangi biri kadar karmaşık olabilir. Bir örnek göstereyim. Ya yalnızca doktorun kardiyovasküler nedenlerle tavsiye ettiği favorileri seçmek istiyorsak, şöyle diyebiliriz. Where reason eşittir. Ve sonra tüm bu uzun nedeni buraya yapıştırabiliriz ve sonuç olarak yürüyüş çıkar. Peki ya herhangi bir nedenden dolayı burada nokta olmasaydı? Şimdi aslında bu sorgu için hiçbir şey görmüyoruz. Çünkü tam bir eşleşme yapmaya çalışıyor ve tam olarak eşleşemiyor. İşte böyle tam olmayan bir eşleşme yapmak istediğimiz zamanlar vardır. Ve bunu çok hoş bir operatör olan like operatörü ile yapabiliriz. Bunu yapmak için bunu alacağız ve eşittir işaretini like ile değiştireceğiz. Ve önemsediğimiz o kelimeyi, yani kardiyovasküleri yazacağız. Aradığımız şey bu. Bu yüzden kardiyovasküler diyoruz ve bir de her iki tarafta da Joker kart görevi gören yüzde işareti gelsin. Bu
herhangi bir yerde kardiyovasküler kelimesini içeren tüm satırlarla eşleşmelidir ve eşleşti, yaşasın. Çok iyi değil mi? Evet arkadaşlar, alt sorgularda çok şey ele aldık. Umarım bunları denemek için heyecanlanıyorsunuzdur. Ya da kim bilir, bisiklete binip ya da yürüyüşe çıkıp sonra denemek de isteyebilirsiniz. Her iki durumda da umarım eğlenirsiniz.